Akın Yeniceli geliyor. Akın Özkan. Akın hoş geldin. Hoş bulduk Kenan abi. Fırtına gibi girdin. Koşan adam olduğum için fırtına gibi girdim. Koşan adam. Evet. Seni tanımak isteriz Akın. İsmim Akın Yeniceli. Öncelikle aşıklar ve iller şehrimiz Uşak'tan kucak dolu selam getirdim. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun Uşak'a. Uşak Banaz Corum köyündenim. Ultramaratoncuyum. Yaklaşık ülkemiz adına Almanya'da 2013 yılında Avrupa şampiyonu oldum. Ultramaratoncu. Evet. Önce bize bunu bir açar mısın? Ultramaraton 42 kilometre, 195 metre maraton ve üzeri koşulan yarışmalar ultramaraton olarak 42 geçiyor. 42 kilometrenin üzerinde koşan. Üzerinde. Yine 240 kilometre, 170 kilometre, 100 kilometre yarışlarında duraksız koşulan yarışmalarda derecelerim var. Duraksız? Evet. 240 kilometre? Non-stop koşuyorum. Hiç durmadan? Evet. 240 kilometre? Kilometre, evet. Ne kadar sürüyor bu Akın? Ne kadar sürüyor? Yaklaşık 32,5 saat sürüyor. Hatta Kenan abi bir Likya yolu maratonu koşmuştum. Muğla Ölüdeniz'e Antalya Kemer'e. O gün de yanlış yöne koşmuşum. Gece buldular beni biraz. Onu koştum. Sonra aslında... Şimdi istikamet neresiydi, sen ne tarafa gittin? Ben yanlış yöne koşmuşum. Hatta dediler Akın kaybolur. Bir GPS takalım Akın'a dediler. GPS taktılar, ona rağmen yolu kaybetmişim. Gece buldular. Bu maraton mevzusu nasıl başladı? Şimdi köyünde bir hacı amcamız var. İki kişi komşu arasında. Köyde mi? Evet. Almanya'da yaşıyor bunlar. Karşı tepeye kaç dakika dinilir çıkılır diye tartışırken o ara ben geliyordum. Allah nasip etti belki de. Sonra çıktım. Karşı tepeye çıkıp ineceğini tartışırken bana dediler Akın var işte dediler koşar. Tamam dedim ben koşarım. Koşarım dediğimde ondan sonra bir su şişesi verdiler elime. Bayrak direğin dibine gittim. Su şişesini bıraktım geldim. Hatta dediler ki bak dedi kazanırsan sana dedi hacı amca Almanca 200 euro para vereceğim. Kazanamazsan da dedi 7 gün bahçede iş işletirim sana dedi. Ondan sonra ilk onu kazandım. Kazanınca orada o gurbetçi amca dedi bana maraton koşmayı düşün dedi. Senin önün çok açacak dedi. Sonra hani maraton ne diye araştırdım gittim ilçeye. İlçeye indiğimde ilk... O ara bilmiyordun değil mi? Maraton da ne olduğunu hiçbir şey bilmiyorum. Mersin Tarsu yarı maratonuna katıldım. İlk yarışımda 4700 kişi 34. İkinci yarışımda Çanakkale'de 14. Üçüncü yarışımda Türkiye'de İsmail Akçay Balıkesir yarım maratonu ilk 10'a girdim. İlk haberim de öyle çıkmıştı zaten. Çiftçi çıldırdı maraton koşuyor diye. Sonra buna katıldım. Sonra gelince Uşak'a haberim çıktı. Ondan sonra haber yapmaya başladılar. Çok etkilemişti beni. Orada ismim okundu Balıkesir'de madalyamı kazanmıştım. Beni çok etkilemişti. Uşak'ın bir köyünden gidip köyünden katılıp bir insanların neler başarabileceği beni çok etkilemişti. Sonra işte bir antrenör buldular Uşak'ta. O arada da antrenörüm dedi ki ben senin dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Şimdi o ana kadar antrenör yok değil mi? Yok evet. Tamamen kendi imkanlarında. Kendi imkanlarımla gittim. Kendi çabalarında profesyonel hiçbir destek almadan. Hiçbir şey almadım evet. Bu maratonlarda ilk evet. 10'a girmeyi ilk 30'a girmeyi başardım. Başardım. Sonra antrenör bulununca Uşak'ta antrenörüm dedi ki ben senin dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Hani nasıl iyi misin kötü müsün dedi bir deneyelim. Ben dedi şuradan arayana kadar bir koş dedi. Ben seni arayınca dönersin dedi. Cep telefonun yanında evet. O telefonunu arayacaksın. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Manisa Salihli'ye kadar inivermişim. Manisa Salihli mi? Evet. Koşmuşum, koşmuşum. Kimse beni arayan soran yok. Gidiyorum, gidiyorum. Buyurmuyor. 6,5. Durmadın mı hiç? Durmadım. Verip gidiyorum. Artık yeniyim. Antrenör beni sevsin diye kendimi vurdum yollara. Onu da çıktım. Salihli'ye kadar indim, yoruldum. Bir dedim hocama arayalım dedim. Ondan sonra hocama aradım. Hocam dedim çok yoruldum, ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi dedim. Neredesin sen dedim. Manisa Salihli yazıyor hocam dedim. Ben seni aramayı unuttum, geri dön çabuk dedim. Sonra... Gece yarısı geri döndüm Kenan abi. Gece yarısı dönünce gençlik spor müdürümüz anlatmış. Spor müdürümüz de beni aradı. Oğlum dedi bir daha Uşak ilk tabelasını gördüm geçme dedi. Vali amcanın bize sorar dedi. Ondan sonra koşarken Almanya'da birinci olduktan sonra İznik'te 42 ile 10 binde. Dur çok bayağı ultra maratoncusun konuları da çok ultra hızlı geçiyorsun. Evet. Şimdi Uşak tabelasını gördükten sonra devam etme oradan geri dön geri dedi. Geri dön dedi evet. Sonra... Sonra senin geri... ilk profesyonel antrenörle çalışma hikayen orada başladı. Orada başladı evet. Sonra geri geldim gençlik spor müdürümüze anlatınca ertesi gün beni aradılar.
O, peki Salihli'den nasıl döndün? Yine koşarak döndün. Yaya geldim. Mi? Şimdi üzerime koşu elbiseleri olduğu için kimse almadı. Ekspres döndüm geri. Kendim koşarak. Evet. Yine koşarak mı koşarak döndüm? Koşarak döndüm. Bir 6,5 saatte öyle koştu. 7 saat belki yorgunluk da oldu. Uzamıştır evet. biraz daha. Zaten 2 günde ondan sonra kendime gelemedim. Sen evinin yolunu bulduğuna şükret Akın. Evet abi. Sonra genç spor müdürümüz dedi. Bir daha dedi. Uşak İltabarası'nı gördün geçme oğlum dedi. Vali amcam bize bilgi sorar dedi. Ondan sonra koşarken tabii 100'e yakın madalya kazandım. Birincilikler aldım. Yine İstanbul'da Çekmeköy'de birçok yaşlılarda. Şimdi yaşlılarda... antrenörle... Çalışmaya başladıktan evet. sonra ilk maratonun nerede oldu? Antrenörle çalışmaya başladıktan sonra ilk maraton İzmir Zübeyde Hanım koşusunda oldu. Orada da 20, derece nasıldı orada? Birinci geldim. 20-29 yaş kategorisinde. Evet. Ondan sonra katıldım. Kastamonu İstiklal Yolu maratonunu koştum. 105-10 kilometrede birinci geldim. 105 kilometre? Evet. İznik'te 42 ile 10 aralıksız koşuyorsun aralıksız değil mi Akın? Hiç durmak falan evet. yok mu? Yok. Yemek falan bir şeyler yok. Atıştırma? Yok. Ekspres gidiyorum zaten her yere bir koşu gidiyorum. Ondan sonra gelince... Bu 100'e yakın madalyalarım arasında ben 3-4 yarışta da yanlış yöne koşmuşum. Yanlış yöne koşunca dediler ki sen dediler İznik'te hep yanlış yöne koşuyorsun. Fransız bir koşucumuz gelmiş rotayı çok iyi bilen. Onu takip et sonunda geçiver dediler. Öyle mi? Bunu antrenör mü verdi bu taktiği? Evet orada zaten herkes kaybolduğum için yarışmacı arkadaşlarım falan yakın hep kayboluyor dediler. İyi sen Fransız'ı takip et. Evet antrenörümüz dedi onun ayaklarda sıkıntı yok dedi. Kava hayale daldı mı başka yönden çıkıyor dedi. Ondan sonra çıktım. İznik'te gidiyorum 110 kilometre koşuyoruz. Tabii 30 kilometrede falan bir yorulduğunu hissettiği an bir şeyler yemeye duruyor. Tabii ben de duruyorum. Ki Fransız duruyor. Evet yabancı dili anlamadığımdan o biliyor dediler diye hep kafa sallıyorum ben o biliyor yolu diye. Ondan sonra o da diyormuş ya böyle yarışmacı görmedim durarsam duruyor koşarsam koşuyor adam diyormuş. Sonra gittik bir türlü yol bitmiyor. gittik bir türlü yol bitmiyor. Ondan sonra 70-80... Bir baktınız Kayseri'desiniz. Gittik. Sonra İznik'in dağlarını açtım. Tam dağların içine girince bana bir şeyler sordu. Böyle yaptım. Ondan sonra ikindi zonoğlu hala bitmiyor. Sonra yarış direktörü Caner Hocam geldi. Aferin Akın oğlum dedi. Ben de hocam aferin dedim. Gidiyorum yol bitmiyor dedim. Bunu senden başkası başaramaz dedi. Fransa'nın en ünlü koşusunu da yanlış yöne getirmişsin dedi. Fransız da mı yolu karıştırmış? O da yolu karıştırmış. Bana sorunca ben de anlamadığımdan kafa sallayınca... Fransız sana soruyor muhtemelen doğru mu gidiyoruz? Sen de böyle evet. yapınca devam ettiniz. Markus diye bunu senden başkası başaramaz dedi. İkiniz bir kaybolmuşsunuz dedi. İkimiz bir kaybolunca Uşak'a geldim. Ondan sonra babam dayanamadı. Maraş Elbistan'a gittik. Babam dedi, ben dedi köyde yaşayan adamım. Sen dedi sporla şeyli adamım ben. Sen dedi bana bir şort getir, tişört getir. Ben dedi bir koşayım. Ondan sonra babamı da durduramadım. Öyle mi? 62 yaşında. Ondan sonra babam orada koşarken, tabii bu arada da Antalya'ya da gittik. Antalya'da iki yarışta da katılınca. Şimdi baban koştu mu? Kaç kilometreyi koştu? 170'i o da koştu. 130'a kadar koşmuş. Şimdi 130'dan o güne sonra... kadar hiç koşmayan bir koşmadı, insan evet. 170 kilometreyi koştu. Evet. Gerçekten. Tabii 130'u koşarak bitirdi. 30'dan sonrasında yürüyerek ağlaya ağlaya biraz bitirdi yani. Sen o ara babanın yanından geçtin mi? Evet. Babam geliyor mu diyorum geliyor diyorlar. Geliyor mu diyorum geliyor diyorlar. Ondan sonra ikimiz bir derece yapınca. Baba da derece yaptı. Tabii. Hatta ilk yarışımızda bu Antalya'da da ikimiz bir derece yapınca ilk haberimiz öyle çıktı. Baba oğla rakip oldu, o da çıldırdı, o da koştu diye. Ona koştuk. Koşarken şimdi köyümde mesela, Uşak Banaz Corum Köyü'nde şimdi önceden ilginç bakıyorlardı olaya. Şimdi bütün köylü koşmaya başladı. Öyle mi? Evet, çok iyi bu iş diyen. Koştuk. Ondan sonra Türkiye'nin her yerini koştum. 100'e yakın madalya kazandım. Mesela hatta Uşak'ta bir hikayelerim oldu. Akın. Burada görüyoruz madalyalarını. Aldırmakta evet. zorlanıyorsun bayağı. Çok tebrik ederim. Sağ ol Kenan abi. Gerçekten çok tebrik ederim. Çok sağ olsun Kenan çok abi. Çok da güzel, çok da keyifli anlatıyorsun. Sağ ol Kenan abi. Kesmek istemiyorum lütfen. Yine burada bir gün işte Uşak'a geldim. Uşak'ta yine koşuyorum. Bir doktor abimiz var. Tabii stadyumun etrafında dönüyorum.
Arada da diyorlardı, arada bir görünüyor mu hastaneye falan diye. Görünüyorum da hatta hocam da onu söyledi. Ya dedi, ben dedi bir tur atana kadar adam 7 tur atıyor dedi. Akının nesini inceleyeceğim, beni bunalama sokuyor dedi. Bu koştukça dedi. Ondan sonra kendimi yollara vuruyorum. Çok güzel oluyor. Bir koşu kahvaltıya gidiyorum Afyon'a. Uşaktan Afyon'a evet. Koşarak kahvaltı gidiyorsun. Canım sıkılıyor. Hemen kendime bir hedef belirliyorum. Bugün nereye gideyim? Afyon'a. Kendimi araba gibi hissediyorum. Bazen canım esiyor. İzmir'e gidiyorum. 11 saatte geri veriyorum. İzmir'e 11 evet. saatte. Arabalar bile mola yapıyor, ben yapmıyorum. Ondan sonra böyle giderken belgesellerim falan çekildi. Türkiye'nin birçok programcıları çağırdı, konuk oldum. Derken işte şimdi Uşak'ta olaya güzel bakıldı. Herkes beni çok sevdi. Uşağı temsil ediyor, Uşağın ismini duyuruyor dedi. Yine Türkiye'miz adına Almanya'da birinci olduğumda çok duygulandım. Açıkçası şanlı bayrağımızı orada dalgalandırdım, birinci oldum. Beni çok etkilemişti. Çok tebrik ederim. Uluslararası başka başarıların var mı Almanya'da? Şimdi bir kere gittim Almanya'ya, onu da birinci olarak döndüm zaten. Bir kere gittim. Kaç kilometre koştun? 64 kilometre. Uşan şanına yakışsın diye birinci oldum. 64 Uşak olunca. Plakanız değil mi? Evet. Ondan sonra da Uşak'ın her tarafını koşuyorum. Ve Almanya'da birinci oldum. Evet. Nasip olursa şimdi yine önümüzde Çekmeköy Maratonu'na katılacağım burada, Taşdelen ve Sıra alanında. Yine arkasından Antalya'da bir Ultra Trail Dağ Maratonu'na ona katılacağım. Memleketi koşturuyorum. Akın, Almanya'da kaç maratoncu vardı senin katıldığın o Ultra Maratonu'na? Yaklaşık 400 kusur falandı. Hatta 3 tur falan geçince çok hızlı çıktı. Bu bitiremez demişler bana. Öyle mi? Evet. Ha, çok hızlı çıktın diye. Evet. Hala hızlı gidiyorsun diye. Evet, bir tur geçtim hızlı. İkinci turu geçtim. İkinci turu geçince demişler bu Türkiye'den gelse boş değildir diye söylemişler. Üçüncü turumda da tam 60'a varınca amcam zaten o arada bayrağı uzattı. Çanlı Türk bayrağımızı uzatınca ben zaten o anda daha çok bir yorgunluğumu falan unuttum. Çok etkilendim. Bayrağımızı kaldırınca evet. değil mi? Çok etkilendiğim için o gün dayanamadım zaten sevinçten. Tam finişlere girerken hatta arkamdan geliverirler diye korkuma bakamamışım açıkçası. Sonra bir döndüm, kimse yok. Akın, gerçekten seni yürekten tebrik ediyorum. Almanya'da bayrağımızı dalgalandırmışsın. 400 tane sporcunun arasından evet. çok az imkanlarla bu işe başlayıp ve birinci olman ve gerçekten bayrağımızı dalgalandırman. Ülkemizi, milletimizi onurlandırman evet. çok kıymetli. 5-6 ay önce. Seni yürekten kutluyorum. Sağ olsun Kenan abi. Beş altı ay önce de Kenan abi Uşak Ankara arasını koştum. Uşak Ankara. Evet, arası. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla birçok yere koşarak gittim. Yine. Ha, görüyoruz burada Cumhurbaşkanımızla. Evet, sağ olsun beni çok iyi karşıladı, misafir etti kendisi. Akın, terli misin? Direkt koşarak mı gittin evet, saraya? Evet, koşarak girdim. Öyle mi? Evet. Aslında bir de Kenan abi ilhamlar geliveriyor bana. Senin için de güzel bir söz yazmıştım Uşak'tan gelirken. Uşak Banaz Corum Köyü'nde yaşarım. Ultra maratonlarda duyuldu Türkiye'de Kenan abi başarım. İnşallah kim milyoner olmak isterse sorular zor olmasın. Senin için Uşak'tan ATV'ye koşarım. Eyvallah, sağ olun. Akın, ağzına sağlık. Sağ ol Kenan abi. Uşak'tan buraya koşarak gelmedin değil mi? Aslında bir koşu gelecektim. İnşallah siz bir gün, aslında sizin için de bir gün koşup gelmek istiyorum. Senin için çok büyük mesele değil galiba. Yok, ama zaten 4 günde geri veriyorum İstanbul'a. 4 günde geri veriyorum. Evet. Peki yollarda ne yapıyorsun? Yollarda bir dinlenme istasyonlarına arada mola veriyorum. Ondan sonra zaten kendimi kaptırıyorum. Türkülere, Emirdağ'a, Denizli dibine atacağım, gayrı dayanamam ben bahsederim. Gözüm bir açıyorum, Kütahya'ya geri vermişim. Ondan sonra Bilecik, İzmit derken İstanbul'a geliveriyorum zaten. Peki sırt çantam falan oluyor mu yanında? Sırt çantam oluyor, sumataram, dinlenme için mesela uzun kollu giysilerim, kafa fenerim, yine reflektif yeleğim gece için. Geceleri de devam ediyor musun? Tabii. Ondan sonra kafa fenerimi takıyorum. Mesela çantamda yeterince yiyecek kadar yemek için şeyler oluyor. Yine yiyecek kadar malzemem oluyor. Onun yanı sıra çakmak, düdük, el feneri yine yolu falan kaybettiğimde çalayım diye o zaman buluyorlar beni düdükle çaldığımda. Kayıp bulursam evet. çalayım diye mi? Evet. Düdüğüm var bir de. Evet. Akın yani. Şeyi merak ediyorum. Baba devam ediyor mu maratona? Baba devam ediyor. Hatta babam işte o 170'i baba kaç yaşında 170 kilometreyi koştu? Şimdi 69 oldu. 27 koştuğu gün zaman... kendine gelemedi ondan sonra 62 yaşında.
27 gün yine iyi. Şey dedi yani... zaten kollarım falan kırılmış gibi kalkamıyorum yerimden dedi. Sudan başka bir şey getirmeyin dayanamayacağım dedi. Akın çok teşekkür ederiz. Sağ ol Kenan abi. Ya başarıların için de çok teşekkür ederiz. İnşallah bu keyifli hikayelerinde çok teşekkür ederiz. Amin. Kimlerle geldin? Fatih Akçayır abimle geldim. Kendisi arkadaşım zaten İstanbul'dan. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi de tanımak isteriz. İsmim Fatih Akçayır, art direktörüm. Bir reklam ajansı işletiyorum. Akın'la da meslekten dolayı tanışıyoruz. Onunla da bu yarışmalarla alakalı organizasyonlarda da böyle Akın'a koş dediğimizde Akın bir koşuyor, bulana kadar ciddi zaman geçiyor. Alıştık biz Akın'ın öyle koşmalarına. Ama Akın çok candan bir insan. Kalbi pırıl pırıl, tertemiz evet. bir arkadaşımız. İnanın bir ortamda Akın olduğu zaman o ortamda mutlaka bir pozitif bir enerji, bir anda patlama olur. Çok inşallah başarılı olacak. İnşallah çok iyi bir sonuç elde edecek. Ben inanıyorum Akın'a. Sonuna kadar da hangi seviyede olursa olsun, ne kadar kazanırsa kazansın, biz Akın'ın her şekilde arkasındayız. Akın zaten elde etmesi gereken başarıları, çok zor olan başarıları elde etmiş zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Sağ olun Kenan Bey. Çok teşekkür ederiz. Ben ayaklarınıza sağ olun. Çok sağ olun. Akın, kuralları biliyorsun. Biliyorum, evet. Hazır mısın? Hazırım. Çelik gibiyim, hazırım. Maşallah. Evet. Tebrikler Akın. Sağ olasın Kenan Bey. Sıra geldi 6. soruya. Evet. Değeri 7500 lira. Hazır mısın? Hazırım. Sorumuz geliyor. Uçağın yerden yüksekliğini gösteren alet hangisidir? A. 6 metre. B. Takometre. C. Piknometre. D. Pedometre. Yarı yarıya joker hakkını kullanayım Kenan. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki şık eleniyor. A. 6 metre. D. Pedometre. Hiçbir bilgim yok bu konuda. Son 15 saniye yakın. Süren azalıyor. D şıkkı diyorum. D şıkkı pedometre son kararım. Doğru cevap 6 metreydi. Evet. Pedometre adım sayar. Anladım. Akın, sen zaten harika başarılar elde ediyorsun. Sağ olsun abi. Burada olman da zaten başlı başına bir başarı. Sağ olsun. Seni gerçekten anlattığın hikayelerle ve başarılarınla yürekten kutluyorum. Çok sağ olsun Kenan abi. Bayrağımızı göndere çekmişsin. Sağ olsun. Sadece Uşaklıları veya köylülerini değil, bütün memleketi gururlandırmışsın. Sağ olsun. Sana gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bin lirayla uğurluyoruz seni. Sağ olsun Kenan abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok tebrik ederim. Çok Herkese sağ olun. Çok selamlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.